Irak'ta dün akşam saatlerinde Şii Sadr grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'deki meclis binasını bastı. Olayların ardından sosyal medyada Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski başbakan Nuri Elmaliki askeri kıyafetle ve silahla çekilmiş fotoğrafları paylaştı. Sadr'la karşıt gruplarda yer alan Elmaliki'nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar, Sadra mesaj olarak yorumlanırken kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra fotoğraflarla ilgili açıklama yapan El Maliki'nin ofis müdürü Hişam El Rukabi söz konusu fotoğrafların 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ülkeyi işgal ettiği dönemde çekildiğini iddia etti. Sadr dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan ve Maliki'nin de içinde bulunduğu koordinasyon grubunun Muhammed Şia Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr grubu destekçisi yüzlerce kişi meclis binasını basmıştı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı. El Maliki ise hükümetten kurumların korunmasını talep etmişti.